Instagram videolarına bakalım biraz. Tabii ki hepsi. Thank you, my friend. Dön. Burası tamamen Maldivler'de aklını kaybettiğim bir an. Ama İngilizcene hayran kaldım. Bir yandan tabii İngilizce bilmek yetmiyor. Bir yandan o var olan İngilizceyi karşı tarafa iletebilmek gerekiyor. Hepsi karşı de taraf anlıyor ama. Anlıyor. Karşı taraf İngilizce bilmiyorsa sorun var. Karşı taraf İngilizce bilmiyor burada. Görelim. Thank you, my friend. Şükran. Bak, el salla. Bilal. Bilal. Bak Müslüman, you Müslüman. Ben elhamdülillah. De. Gördün mü? Dur. Zaten bu kadarı yeterli. Bu kız da fazlasını vermiyor. You Müslüman, elhamdülillah, tamam. Gereksiz böyle İngilizce paralamaya falan gerek yok. Ben de çok sinir olurum. Bana mı hava atıyorsun İngilizce? You Müslüman, elhamdülillah. Zaten konu kapandı. Devam. Yes. Ne diyeceksin? Yes. Yes. Thank you very much, Bilal. Home tomorrow? Tomorrow morning or evening? Tomorrow akşam go. Morning. Morning akşam mı oluyor? Breakfast aynen. Breakfast time or dinner? Yok, breakfast okay. Dinner okay. Then fly. Ya ama gene geleceğiz dinner yani. Dinner here. Dinner here. Oh. Yes. Ama yarın akşam öyle. Bir de bir beach club partisi beach değil club. Mi? Evet, onu çekiyorsun. Ne diyeceğim, ne diyorsun? Vereceğim mi diyorsun, alacağım mı diyorsun? Simge'nin şarkısı, aç koynunu öpeceğim. Öpeceğim mi? Öpeceğim. Ben şarkıyı ezberleyemedim bir türlü. Simge'nin de ne söylediğini anlayamıyorum. Ne yapacağım? Aç koynunu gireceğim. Aç koynunu gireceğim. Gireceğim, evet. Evet, en güzel sözler. Devam. Yok, kimse kalmadı ya. Resmen yalnız kaldım çok güzelim diye. Bugüne kadar da... Bu bir kızın videosu vardı. Evet, onunla dalga geçiyorsun. Dalga geçiyor demeyelim. Onunla... Yani, onun parodisi gibi diyor. Onun parodisini yapıyorsun. Evet, evet. Bu sen değilsin yani. Bunu özellikle söylemek aslında lazım. Evet. Devam. Bugüne kadar daha bir kız arkadaşım beni erkek arkadaşıyla tanıştırmadı çocuk bana asılacak diye. Bak makyajsız geziyorum efendim. Bak ama yine çok güzelim, dışarı çıkıyorum herkes bana bakıyor. Bakmayın yeter. Yoruldum ya. Psikolojimi bozdunuz. Vallahi bozdunuz ya. Bu duyguları hiçbir zaman siz yaşayamayacaksınız. Yaşanmıyorum da. Çok değişik duygular bunlar. Çok samimi söylüyorum. Şarap gibi kadınım. Hadi kapat, gidiyorum. Kapat. Böyle mi olacak? Ne yapacağım? Şimdi yavaş yavaş atlar yukarı. Ya bu en büyük komedi de bu çamurdan çömlek yapmak. Yani burada... Tüm Türkiye herhalde bunu paylaştı. Evet. Yani dünya, bütün Azerbaycan, ya Almanya... Birader orada. Ama kim onu öyle tutsa zaten şöyle bir şey zaten çıkıyor. Yani bu sana özgü değil, herkesin başına. Sonra da bunda da herkes kıkır kıkır gülüyor. Yani bu millet... Bunun hastası olmuş. Bunun hastası olmuş. Hayır öyle düşünmeyin. Çamurdan çömleğin hastası olmuş. Çamurdan çömlek yapmanın bu çok güzel bir uğraş bir yandan da. Yani değil mi, bizim de yerel, folklorik değil mi uğraşlarımızdan biri. Adam ama, şu an nasıl para kazanıyor biliyor musun? Bu adam mı? Evet, oranın sahibi bana diyor ki Selin Hanım, Allah sizden bin kez razı olsun. Herkes çömlek yapmayı... Gidip oradan poşoronk diye şey çıkarırsan. Ama herkes vazo tabak yapmaya çalışıyor benim. Sen niye bunu yapıyorsun? Çünkü hayatımdaki... Ben bir şey yapmadım. Sadece o... Sen yapamıyorsun. Biliyorum. Şeyde adam da anlamıyor. Sen diyorsun ki, ben diyorsun... Tabak yapmak istiyorum diyorsun. Adam belki sanıyor ki sen ikiz kuleler yapmak istiyorsun. Sen ondan sonra ne yapmak istiyorsun? İşte tuzluk, biberlik yapmak istiyor. Var ya, getiriyorlar ya. Yeni çıktı bu da. Şöyle bir şey getiriyor herif. Evet. Gittikçe büyüyor bu. Ama çok gülmedi. Makarnanıza taze biber alır mısınız diye. Şokorak diye bir şey getiriyor. Ben de her seferinde diyorum ki ulen ben İtalyan mıyım? Şu kadar bir şey getirip de bana birazcık şey alır mısınız falan. Böyle bir aptallık başladı. Eskiden karabiberi, tuzu böyle çömerek diye dökerdik. Şimdi böyle bir şey getiriyor herif. Nehörenk alır mısınız falan filan diye. Sen orada... Taze karabiber değirmeni yapıyorsun bak. Bak. Böyle. Evet. Ne yaptın? Bir saniye hocam.
Tamam. Ben tabak yapmak istiyorum. Elimiz, evet. Elimizi ıslatacağız. Evet. Aynen böyle tuttuğumuz gibi. Sulandırayım mı? Tabii ki sulandırmazsanız olmaz zaten. Sulanacak. Ama böyle tabak olmaz ki. Evet. Yukarıdan aşağı, aşağıdan yukarıya slowly slowly. Dur. Ya ne yapsan taze karabiber değirmenine benziyor. Ay. Yani kız uğraşıyor hakikaten. Hakikaten uğraşıyor. Üstten bastırıyor falan falan. Yok adam diyor ki hadi devam falan. Ya bu kadar taze karabiber değirmenine benzeyen şey. Herkes ona gülüyor yani. Devam. Tamam. Hocam bunun son... Ay Recep'i ve diyeceği gibi olmadım. Abi şu tabağı çevirebilir misin? Çeviririz. Çeviririz hocam. Sulandırayım biraz daha. Tabii ki. Abi kısalsın mı şunu? Uzuyor. Tamam dur. Şöyle yavaş yavaş. Ay çok güzel değil mi? Sulandıkça ne yapsam o da uzuyor. Tamamdır. Şöyle basayım ben. Kibar kibar basalım.